Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in adı 90'lı yıllarda gündeme gelmişti. Filiz Aker o dönemde de birçok olayla gündemdeydi. Şaşmaz'a olan takıntısı ise 9 yıl öncesine dayanıyordu. Yakınları bile sonu cinayete uzanan bu takıntıyı kameraların önünde dile getirdi. Ailesinin içi rahat olsun. Ne kadardır burada? Cinayetin ardından herkesin aklında aynı soru vardı. Filiz Aker cinayeti planlamış mıydı? Tuzla'da 2 ay önce aldığı aile kabristanı ve bu mezar taşı ölüme hazırlandığının adeta kanıtı gibiydi. Ağlaşır gibi konuşuyor. İşte bugün çok mutluyum falan. Acaba dedim hani işte benim dedi mutlu olun dedi, seni dedi üzebilir dedi. Sakin ol dedi, güçlü ol dedi. Böyle bir şey yapacağız, çatmayacağız. Filiz Aker 90'lı yılların ışıltılı dünyasında yer bulmaya çalıştı kendine. Ama adını podyumlara da, beyaz perdeye de altın harflerle yazdırmayı başaramadı. İranlı zengin bir iş adamıyla tanıştıktan sonra hayatı bir peri masalına döndü. Ama ona yetmedi. Saplantılı şekilde aşık olduğu Vatan Şaşmaz'ı öldürüp kendi canına kıydı. Sevdiğini söylüyordu onu, hep sevdiğini söylüyordu. Sırtımdan vurdu beni diyordu. Peki Filiz Aker kimdir? 55 yaşındaki Aker 90'lı yılların sonuna kadar magazin dünyasının oldukça yakından tanıdığı bir isimdi. Uzun süre mankenlik yaptı ve birkaç filmde rol aldı. Katıldığı defileler ve oyunculuğunun yanı sıra olaylı hayatıyla da geçmişte adından epey bahsettirdi. Filiz Aker 1993'te yerli Valesa lakabıyla ün yapan sendikacı Şemsi Denizer'le yakalandı. Ancak Denizer'le aşk iddialarını reddetti. Aker'in sevgilisi olduğu iddia edilen Şemsi Denizer eski koruması tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Denizer'in katiline parayı kimden aldın diye bağırdığı iddia edildi. Başka bir deyişle eski korumasının kiralık katil olduğu ve cinayeti de dönemin 40 milyon lirası karşılığında işlediği iddia edildi. Ancak o kiralık katili tutan kişinin kim olduğu hiçbir zaman aydınlatılamadı. O sırada Filiz Aker İranlı zengin bir iş adamıyla tanıştı. 20 yıl önce oyunculuğu bırakıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti ve ticaretle uğraşmaya başladı. Ve son 2 yıldır da Türkiye'ye gidip geliyordu. Vatan Şaşmaz'la da yolları 2009 yılında bir sitenin asansöründe kesişti ve o yıllarda ikilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'dan yaşça büyük olması nedeniyle aşkına karşılık bulamadığı iddia edildi. Ve hatta Aker'in sosyal medya hesabından Vatan Şaşmaz'la paylaştığı bir fotoğrafın altına da sevgili arkadaşım Vatan Şaşmaz notunu düştüğü görüldü. Ancak iddiaya göre Filiz Aker Vatan Şaşmaz'a olan aşkını takıntı haline getirdi. Sadece onu çok sevdiğini bana 2 yıl önce burayı satacağım. Her yerde onu görüyorum diyordu. Her yerde ama. Filiz Aker iddiaya göre yakınlarına Vatan Şaşmaz'a karşı son 10 yıldır saplantılı bir aşk beslediğini söyledi ve karşılık alamadığı iddiasıyla da 2011 yılında ilaçla intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Ve son 2 yıldır Türkiye'ye gelip gitmeye başlayan Aker yaklaşık bir ay önce de İstanbul'daki bir otele yerleşti. O zaman intihar etmişti zaten. Hani duyar duymaz onu arıyor, dendi evlendim dediği anda da bu da intihar ediyor. Yakınlarına boşanmazsa onu öldürürüm dediği iddia edilen Aker, sosyal medya hesabındaki silahlı fotoğraflarıyla dikkat çekti. Cenazesini almaya gelen yeğeni Gürbüz Acar, teyzesiyle zaman zaman dertleştiklerini söyledi. Onu sevdim derdi, sırtımdan bıçakladı beni. Evlendiği zaman aramış herhalde, söylemiş ona ben evlendim diye. 3 milyon dolarım gitti benim dedi ama vatana mı verdi, ne derle borsada mı batırdılar, onu bilemem ki ne yapıldı, ne edildi. Ölümünün ardından da 2 ay önce kendisine bir mezar yeri aldığı ortaya çıktı Filiz Aker'in. Hatta mezar taşına adını bile yazdırmıştı. Şaşmaz'ı kurşun yağmuruna tutup kendini öldürmeden önceki paylaşımı da işte bu oldu. Son fotoğrafının altına "Yaşam her anın için sana çok teşekkür ederim" notunu düştü.